Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki bazı müşrikler Allah'a inandıklarını söylüyorlardı. Allah'ın yaratıcı, Allah'ın efendim Razzak olduğunu söylüyorlardı. Yağmur ve yağmur yağdıran odur. Gökleri ve yerleri yöneten, yaratan odur diyorlardı. Ama ibadet konusunda Allah'a değil de başka yaratıklara ibadet ediyorlardı. Allah'ı değil de başkalarını ilah ediyorlardı veya ilahlaştırıyorlardı veya mabud ediliyorlardı. Evet, demek ki imanın arkadaşlar şubeleri vardır. Bunları öğrenmemiz gerekmektedir. Birincisi la ilahe illallah. En sonuncusu da imatatul eza anit tarik. Yaratıklara ve insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmak da imanın bir parçasıdır. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ Haya etmek de imanın bir şubesidir. Bir kimse haya ediyorsa, utanıyorsa biliriz ki o insanda iman vardır. Eğer bir kimse utanmıyorsa, hayasız ise o kimse imansız olan bir kimsedir. İman ile haya birbirinden ayrılmaz. İman giderse haya da gider. Haya yok olursa iman da yok olur. Birçok kimseler hayasızdırlar. Birçok kimseler utanmamaktadırlar. Ne Allah'tan korkuyorlar, ne de kullarından utanıyorlar. Onlar iflas etmişlerdir. Manevi bakımdan onlar çökmüşlerdir, iflas etmişlerdir. Onlar imanlarını kaybetmişlerdir. Peki bu imanın birkaç şubesine işaret edelim. İmanın şubeleri diyoruz. İhlas, samimiyet imanın bir şubesidir. Sabretmek imanın bir şubesidir. Doğruluk imanın bir şubesidir. İyiliği emretmek imanın bir şubesidir. Kötülüklere karşı gelmek imanın bir şubesidir. Emaneti korumak imanın bir şubesidir. Anneye babaya iyilik yapmak imanın bir şubesidir. Verilen sözleri yerine getirmek imanın bir şubesidir. Dolayısıyla 60 ve 70 küsurdan oluşan imanın şubeleri vardır. Bu şubeler imanı besler, imanı canlandırır, imanı ayakta tutar. Nasıl ki imanın şubeleri varsa küfrün de bölümleri vardır, kısımları vardır ve şubeleri vardır. Yalan söylemek küfrün şubelerindendir. İnsanlarla dalga geçmek veya onları küçümsemek veya onları tepeden bakmak küfrün şubelerindendir. Dedikodu yapmak, gıybet yapmak küfrün şubelerindendir. Gösteriş, riya, nifak, kibir, kin, haset bütün bunlar küfrün şubelerindendir. Küfrün şubelerindendir. Bu imanın şubeleri insanı Allah'a yaklaştırır, imanını güçlendirir. Küfrün şubeleri de insanı Allah'tan uzaklaştırır ve insanın cehenneme girmesine vesile olur. Demek ki ahlak İslam'ın önemli olan şubelerinden biridir. Kur'an'ın ahlakı vardır. Aslında Kur'an-ı Kerim ahlak bir kitabıdır, ahlak kitabıdır. Ve güzel ahlakın İslam'da büyük bir yeri vardır. اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْخَائِمِ İnsan güzel ahlakıyla durmadan geceleri namaz kılan ve durmadan gündüzleri oruç tutan kimseleri soğuyabilir diyor. Veya onları yetişebilir, onlara yetişebilir. Güzel huyuyla, güzel ahlakıyla, güzel sözleriyle, güzel davranışlarıyla, güzel hareketleriyle insan durmadan efendim oruç tutuyor ve geceleri de namaz kılıyor. Bunun kazandığı sevap çoktur. Ama huyu güzel olan, ahlakı güzel olan bu kimseleri sollayabilir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakımız Kur'an ahlakı olmalıdır. Kur'an'dan kaynaklanmayan ahlak ahlaksızlıktır.
Kur'an'ın ahlakı en güzel ahlaktır. Ahlak diyorlar ama İslam'dan yoksundurlar, Kur'an'dan uzaktırlar. Onlar ahlaksızdırlar. Ahlakın ne olduğunu ve şöbelerini bize Allah-u Teala bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim bizlere anlatmıştır. Evet, bunun yanında tabii İslami ibadetler vardır. Bu ibadetler, bazı ibadetler mali ibadettir. Bazı ibadetler bedeni ibadetlerdir. Bazı ibadetler kavli ibadetlerdir. Fiili ibadetlerdir. Kalbi ibadetlerdir. Yani kalple yapılan, dille yapılan, bedenle yapılan, parayla yapılan ibadetler vardır. Bütün bu ibadetler Allah için yapılması gerekir. Ve bu ibadetler de imanın bir şubesidir. Bu ibadetleri yapmak veya yerine getirmek Allah'ın üzerimizdeki önemli haklarından bir hakkıdır. Ve Allah'a ibadet etmeyen bir kimse veya Allah'ı mabud edinmeyen veya Allah'ı ilah edinmeyen bir kimse başka yaratıkları, başka varlıkları ilahlaştıracaktır veya mabud edinecektir. Allah'tan başkasına ibadet eden, kulluk yapan veya Allah'tan başkasını ilah edinen veya mabud edinen kimse de bilmesi gerekir ki böyle yapmak suretiyle Allah'a şirk koşan kimselerden olur. Allah'a şirk koşan kimseler de cennetten mahrum edileceklerdir ve sürekli olarak cehennemde yanacaklardır. Ve imanın şubelerinden biri de dünya işlerimizi Allah'ın emirlerine göre ayarlamaktır. Tabi biliyorsunuz ki dünya ayrı, din ayrı değildir. Dünya hayatını tanzim eden dindir. Din dünyadan daha üstün olmalıdır. Din için daha fazla çalışılmalıdır. Dine daha fazla önem verilmelidir. Ama görüyorsunuz ki bazı kimseler dünya için daha fazla çalışıyorlar. Dünyaya daha önem veriyorlar. Dünya sevgisine kendilerini kaptırmışlardır. Din için, ahiret için de en önemsiz zamanlarını veya ömürlerini tahsis ediyorlar. Ama en değerli zamanları, en önemli ömürlerini dünyaya veriyorlar. Emekli olduktan sonra artık işi bitmiştir, namaza başlıyor, camiye geliyor. Yıllardan beri dünyaya hizmet etmiştir, dünyanın peşinde koşmuştur, dünyayı ilah edinmiştir, dünya için evet ve hayır demiştir, dünya üzerine, dünyaya göre buna dost edilmiş veya bunu düşman edilmiştir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya sevgisini elimizde tutmalıyız. Dünya sevgisini kalbimize sokmamalıyız. Dünya sevgisi kalbimize yerleşirse dünya bizi yönlendirir. Ama dünyayı elimizde tutarsak dünyayı o zaman biz yönlendiririz. Yani bazı kimseler görüyorsunuz ki dünyayı ilahlaştırmışlardır. Nasıl ki bazı kimseler Abdullah ise bazı kimseler de Abdüddunya olmuşlardır. Bazı kimseler Abdülman olmuşlardır. Bazı kimseler Abdünnisa olmuşlardır. Kadınlara kulluk yapıyorlar, dünyaya kulluk yapıyorlar. Malı ilahlaştırmışlardır. Yani mal için veya kadın için yapmadıkları hiçbir şey yoktur. Dünyayı elde etmek için namazını da bırakıyor, ibadetini de bırakıyor, dinden de uzaklaşıyor, dine de düşman kesiliyor. Bu aktör dünyadır. Yani dünyaya kulluk yapan insandır. Dünyanın kölesidir. Evet, demek ki dünya işlerimizi de Allah'ın emirlerine, Kur'an'ın ayetlerine göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. Alışverişimiz, ticaretimiz, evlenmemiz, ayrılmamız, savaş, barış, gitmek, gelmek hepsi Allah'ın emirlerine göre ayarlanması imanın şubelerindendir arkadaşlar. Ama bir kimse bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki diyor ben Allah'a inanıyorum. Ama İslam'ın ahlakına karşıdır. İslam'ın muameletine karşıdır. İslam'ın ibadetine karşıdır. Bu kimse demek ki Allah'a inanmıyor. Allah'a inanan bir insan Allah'ın emirlerine de inanmalıdır.
Allah'ın ayetlerine de inanmalıdır. Peygamberine de inanmalıdır. Allah'ın sözlerini de uygulamalıdır. Ben Allah'a inanıyorum ama dinine inanmam. Kitabına inanmam. Emirlerine göre hareket etmem. Bu çağda, bu zamanda ne demektir oruç tutacaksın? Ne demektir namaz kılacaksın? Ne demektir ibadet edeceksin? Ne demektir Efendime söyleyeyim zina yapmak haramdır? Faiz almak haramdır? Hırsızlık yapmak haramdır? İçki içmek haramdır? Ben bunları kabul etmem. Ben Müslümanım, bu kadar. Ama istediğimi de yaparım. İstediğimi de içerim, giyerim, alırım, veririm. Bu insan ya cahildir veya İslam'ı bilmeyen bir insandır veya bu insan başkası, başkaları tarafından Müslümanları İslam'dan soğutmak için görevlendirilen bir kişidir. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerine evet diyeceksiniz, bazılarına da hayır diyeceksiniz. Bazılarını onaylayacaksınız, bazılarını da reddedeceksiniz. Bazılarını seveceksiniz, bazılarını da nefret edeceksiniz. Bu olmaz. Ya İslam'ı tümüyle kabul edeceksin, bütün İslam'ın emirlerini kayıtsız ve şartsız olarak kabul edeceksin veya İslam'ın bir emrini reddedersen, karşı gelirsen, küçümsersen, inkar edersen imanından olursun. Onun için biz madem ki Allah'a iman eden kimseleriz, arada sırada imanımızı gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. İmanımızı kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Durmadan arada sırada Hazreti Süleyman rahatsızlanıyoruz, doktora gidiyoruz. Bedenimizi muayene ettiriyoruz. Yılda bir arabaları bile muayene ettirenler vardır. Ama imanını gözden geçiren kimse yok. Bu iman nasıl çalışıyor? Acaba bu iman beni haramlardan, günahlardan, ahlaksızlıktan, dinsizlikten, imansızlıktan koruyor mu? Bu iman acaba benim daha fazla Allah'a yakın olmamı sağlıyor mu? Bu iman beni şahlandırıyor mu, canlandırıyor mu? Bu iman bana huzur veriyor mu? Bu iman benim Müslüman olmama gerçekten vesile olabiliyor mu? İmandır. Onun için de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cedridu imanekum buyurmaktadır. İmanınızı yenileyin diyor. İmanınızı tazeleyin diyor. İmanınızı güçlendirin diyor. Nasıl? Nerede? Ne zaman? O zaman Kur'an-ı Kerim'e soracaksınız. Veya Kur'an-ı Kerim'i bilen kimselerden öğreneceksiniz. İmandır bu. İman olursa cennet olur, iman olmazsa cennet olmaz arkadaşlar. Onun için iman her şeyden önemlidir, namazdan da önemlidir. Çünkü bir iman, bir kişinin imanı çürük veya sakat veya bozuk ise namazı kabul edilmez. İbadeti geçersiz olur. Gelin imanınızı yenileyelim. Gelin tekrar imana gerçek bir şekilde sımsıkı sarılalım. Nasıl iman edeceğimizi Allah'ın kitabından ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden öğrenelim. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman ediniz diyerek iman eden kimselere Allah-u Teala hitap etmektedir. Allah bizleri bu dünyadan ayrılacağımız zaman iman üzere ayrılmayı nasip eylesin arkadaşlar. Bizim sorunumuz iman sorunudur arkadaşlar. Yani Müslümanların sayısı çoktur. Müslümanların sayısı tahmini olarak 2 milyara yakındır. Ama yine mahkumdurlar, yine zelildirler, yine başkaları tarafından ezilmektedirler, yine kanları her tarafta akıtılıyor. Demek ki sayımızın az olmasından kaynaklanmıyor Müslümanların sorunu. Müslümanların sorunu İslam'dan uzaklaşmaları ve imanın pozuk olmaları veya ahlaklarının pozuk olmaları veya imandan tamamıyla nasibini alamamış olmaktan kaynaklanıyor. O zaman fırsat var iken, dünyada daha yaşıyor iken bir an önce insan toparlanmalıdır.
ve bir an önce insan kendi kendine çekip düzen vermeleri, imanımız ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. İmanımız ne kadar zayıf olursa o zaman biz de zayıf oluruz. İmanımız zayıf olduğundan dolayı küfür milleti üzerimize musallat olmak istiyor, bizi yok etmek istiyor. لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِسُنَّتِي. Siz benim sünnetime, sözlerime ve emirlerime, bu hadisi şeriflerime bağlı kaldığınız sürece siz güçlüsünüz, kuvvetlisiniz, aziz olan kimselersiniz diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermektedir. Allah bizleri salih olan kullarından eylesin. Amin. Ve Allah bizleri Müslümanca yaşayan ve Müslüman olarak bu dünyadan ayrılacak olan kullarından eylesin. Amin.